bilgisayar hastanesi, internet hizmetleri, bilgisayar ve saf malzemeleri satış merkezleri. Telefon 0312 231 0788. Bu gece acaba ay nasıldı, uykum kaçmıştı olsun. Annem vardı bella onayla, bella onayla. Mutluyum, arkama yaslandı. Onu aradım, sonra saklandım, küçük bir parti yaptım. Şarkımı çaldım. Arkama yaslandı. İyi ki ona rastladım. Tüm bellonalar peşin fiyatına 9 taksit. Üstelik ücretsiz eve teslim. Bellonayla siz de kışın güzelliklerine yaslanın. Ankara'nın avantajlı bölgesi Eryaman 3. bölgede lüks bir daire sizin olacak. 140 metrekarelik bir salon, kiler ve barbekülü 3 balkonlu dairelerden oluşan sitemizde sizin için her şeyi düşündük. Yüzme havuzu, tenis sahası, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, geniş otopark, dinlenme mekanları ve 20 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan. Ticaret merkezi, pazar yeri, sağlık ocağı, okul ve kültürel tesis alanının çok yakınında olan sitemiz, otobüsle şehir merkezine 22 dakika mesafede. Sizin için Elit Narçiçeği Konut Yapı Kooperatifi. Telefon 0312 229 86 68. Termikel'den yeni bir ürün. Split Klima. Kışın sıcak, yazın serin. Isıtır soğutur, soğutur ısıtır. Termikel, kalitesiyle güzel. Uzun kış gecelerini sıcak geçirmek istiyorsanız Termikel'e evet. Termikel, kalitesiyle özel. Sağlığınızı düşünmenin vakti gelmedi mi? Baş Atıcıoğlu İnşaat Bolu Dağı'nın bol oksijenli, yemyeşil ortamında sizlere 4 mevsim yaşayabileceğiniz prestij projesini sunuyor. Ankara'ya 1,5, İstanbul'a 2 saat yakınlığında 110 dönüm yeşil alan üzerinde kurulu Baş Atıcıoğlu Bolu Dağı evleri 96 villa ve sosyal tesisten oluşuyor. Kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, tenis kortu, voleybol, basketbol sahası ve restoranıyla sosyal tesislerde keyifli ve sağlıklı zamanlar geçireceksiniz. Sizleri çok özel bir yaşama davet ediyoruz. Bilgi için 0312 447 1307. Kış geldi çattı, evim sıcaktı, benim resmimi yaptı, odama astı. Bella onayla, bella onayla, mutluyum, arkama yaslandı. Oyun oynadım ve beste yaptım, yine maçı kazandım. Dansa hazırdım. Bella onayla, bella onayla, mutluyum, arkama yaslandı. İyi ki ona rastladım. Tüm bellonalar peşin fiyatına 9 taksit. Üstelik ücretsiz eve teslim. Bellonayla siz de kışın güzelliklerine yaslanın. Zaman ilkler serisine devam ediyor. Zaman okulları için iki eser hazırladım. Birisi İslam tarihi, diğeri bir deliyle evlendi. 1. Haritalar, şemalar ve yorumlarla 1421 senelik İslam tarihi. Avrupa'da ve İslam dünyasında bu metotla yazılmış ilk tarihi eserdir. 2. Bir deliyle evlendim.
Bir deliyle evlendim. Bir ailede mesut olmanın, inanca saygının, dinler arası diyaloğun romanıdır. Gazeteci yazar Hekimoğlu İsmail'in iki yeni eseri Zaman'dan okurlarına hediye. Zaman, farklı gazete. Evet değerli izleyiciler, Güne Bakan günün konuğuyla devam ediyor. Şu anda stüdyomuzda Elektrik Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Kemal Ulusaler bizlerle birlikte. Sayın Ulusaler, hoş geldiniz. Öncelikle çok yoğun bir gündem yaşayan Türkiye'de yaşadığımızı bir kere daha hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Bu yoğun gündemin ilk sıralarında ne yazık ki çok üzücü bir gelişme yaşandı. Dün değil, evvelsi gün. Ne yazık ki ilk sıraya o geçti ama enerji operasyonu ve enerjideki darboğaz konusu da herhalde gündemin ikinci sırasında şu anda Türkiye'de. Sizleri onun için davet ettik. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Bugün de konuğumuz oldunuz. Elektrik Mühendisleri Odası'nın görüşlerini almak istiyoruz. Bu konularla, bu operasyonlarla ilgili enerji konusundaki Türkiye'deki son durum hakkında sizlerden bilgi almak istiyoruz. Onun için Beyaz Enerji Operasyonu ile başlayalım istedim. Beyaz Enerji Operasyonu'ndaki son durum nedir? Oda olarak bu operasyona bakış açınız nedir? Bunları öğrenmek istiyorum. Şimdi hemen en son satırdan başlayayım. Son durum deyince elbette ülkede yaşananların kapsamında bir de şeffaflığın olmadığını varsayarsak son durum nedir, ne değildir onu biz bilemeyiz. O da zaten yargının yargı sürecinde ve zaman içinde aydınlanacak. Ama enerji beyazını bir tarafa bırakırsak enerji genelde uzun süredir, yaklaşık 10-15 yıldır hep gündemimizde. Bazen 3. gündem, 4. gündeme kayıyor. Bazen daha arka planlara gidiyor ama devamlı gündemde. Beyaz enerjiye gelince, beyaz enerji de aslında biz yaklaşık sanırım bir buçuk yıl önce miydi sizde bir program daha yapmıştık. Orada da bir takım şeyler söyledik. Bir yönetim krizinden bahsettik. Ve bugün gelinen noktaların hakkında da ipuçları vermiştik hatırlıyorsanız. Enerji alanında 84'ten bu yana izlenen politikalar aslında operasyonla ortaya atılan iddialardan çok daha vahim. Operasyonlarına bir takım iddialar atıldı ama onların altında yatanlar, onun arkasında yatanlar çok daha vahim gelinen noktada. Halk arasında bir laf vardır, şey derler, böyle biraz kaba olacak amiyane, eşeğin büyüğü ahırda derler. Aslında bugün için beyaz operasyonla ortaya konanlar iceberg'in, o buzdağının su üstünde görünen kısmı. Bunun altında asıl büyük kısmı bunun altında, suyun altında. Bunların deşilmesi, bunların kurcalanması gerekiyor. Ama şu anda görebildiğimiz kadarıyla bunlar deşilmiyor. Bunların üzerine pek de gidilmiyor. Öyle bir hava var. Belki de yapılıyor ama biz göremiyoruz şu an için. Tabii basına yansımadığı sürece sizlerin, bizlerin öğrenmesi çok güç. Çok büyük bir rant mı söz konusu enerji alanında Türkiye'de? Elbette. Neden bu kadar, işte biraz evvel vermiş olduğunuz örnek çok hoş bir örnek. Iceberg'in sadece üstünü görebiliyoruz, altını, içindekileri göremiyoruz dediniz. Evet, yani evet. Iceberg'in yaprakları o kadar çok ki yaprağı açtıkça bir yaprak daha çıkıyor karşımıza. Gerçekten öyle mi? Bunun da nedeni büyük bir olasılıkla bu büyük rant kavgası. Çok büyük rantlar var. Çok büyük rantlar, katyon rantlar var. Bu tabii sadece Türkiye'de iç kaynakların yapısı değil, dünya çapında meydana gelen bir rant yapısı. Şimdi iceberg'in biraz şeyine inersek, su altındaki yapılması gereken, neler deşilmesi gerekiyor, neler deşilmedi şimdiye kadar. Yani biz dediğim gibi belki yapılıyor, belki sorgulamada bazı şeyler gündeme geliyor ama biz göremiyoruz. Ama bugüne kadar yapılanlar, bizim elde ettiğimiz ipuçları, bizim gördüğümüz ipuçlarını ele alırsak ortada gerçekten suyun altına inilmiş değil. İnileceğini de pek biz sanmıyoruz. Gerçekten suyun altına inilse suyun altında neler var? Bizim görebildiğimiz 8-10 kalem, hemen şöyle kısaca size yazayım. Birincisi, burada ilk önce söyleyeceğim, bu bürokratlarla bakanın bir ilişkisi söz konusu kesinlikle. Çünkü bakanın haberi olmadan, bakanın herhangi bir yaptırımı olmadan kesinlikle bürokratlar bir adım atamazlar. Bunlar birbirleriyle ilişkili olan işler. Bakandan bağımsız çalışamazlar bürokratlar. Dolayısıyla burada bir sorun varsa bakan içinde sorun muhakkak vardır. Ama bu henüz ortaya getirilmiş değil. Biliyorsunuz ayrıca Gensor'da da
gündeme gelmedi, bir anda da aklandı diyelim. Evet. Sorun çözülmeden, hukuksal sonuca varılmadan aklandı. İşin garip tarafı da bu. Yani bir hukuksal sonuca gidersiniz, oradan önce hukuk aklar, ondan sonra meclis olarak siz aklarsınız. Ama hukuktan önce meclis aklamış oldu bakanı. Bu da bir soru işareti. Demek ki suyun altına fazla inilmeyecek gibi gözüküyor. Çok özür diliyorum. Burada da araya girmek istiyorum. Cumhur Ersümer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Cumhur Ersümer, sizin şahsi yorumunuz da olabilir bu veya odanızda arkadaşlarınızla sohbet ederken de konuşuluyorsa eğer, bunu öğrenmek istiyorum. Doğru Enerji Bakanı mıydı? Doğru olmadığını biz çok önceden söyledik. Her yerde dile getirdik. Özellikle nükleer santralin gündeme geldiği, ihalelerin gündeme geldiği, geçen yazın Ağustos-Temmuz aylarında da üst boyutlara çıktığı günlerde biz bunun istifa konusunu tekrar dile getirdik. Gerçekten istifa etmesi gerektiğini, kenara çekilmesi gerektiğini söyledik, dile getirdik. Bunun bir sürü nedenleri vardı. Onları alt alta saydık o gün. Bugün tekrar onları saymayayım. Şimdi tekrar beyaz enerji noktasına gelirsek, aslında bugünlerin çok böyle popüler lafı var. Ben bunu enerji operasyonuna biraz postmodern bir operasyon, evet, diye adlandırabilirim. Çünkü 98 yılında yanılmıyorsam biz bazı konularda suç duyurusunda da bulunmuştuk. Üstüne gidilmedi. Bu dosyalar eskiden beri var olan dosyalar, el altında olan dosyalar. 2 yıldır, 3 yıldır el altında olan dosyalar. Bir laf vardır, en kötü karakter bilip de susmaktır diye. Bilip de susuldu bugüne kadar gerçekten. Bugüne gelince yani neler yapılacak? Suyun altına inilecek mi? Diğer tarafları, iceberg'in diğer tarafları gözükecek mi? Bunların yapılması için örneğin Akkuyu ihalesini ihalesi aşamasındaki çalışmaların gündeme gelmesi lazım. Bugün Mesut Bilmez o günlerde söyledi. Her 3 konsorsiyum içinde 35'er milyon dolar görev zararı vardır. Yani bunlar ihaleye girmişler, hazırlık yapmışlardır, zararları vardır diye 35'er milyon dolar bunlara verelim diye söylendi. Sonra bir arada üstü kapandı, tekrar gitti. Bu 35'er milyon dolar nereden çıkıyor, neyin karşılığıdır, bunun sorgulanması lazım. Aktaş'taki usulsüz mahsuplaşma sorgulanması lazım ki burada usulsüz mahsuplaşma Ziya Aktaş döneminde yapılmıştı. Sadece Cumhur Ersümer de değil, suyun altında gözüken. O usulsüz mahsuplaşmanın sorgulanması lazım. Görev sözleşmesinin iptal edilmedi şu anda. Aktaş'ta bir takım şeyler, yaptırımlar yapıldı ama görev sözleşmesi yapılmadı. Yani şu anda devlet adına değil yine Aktaş adına, Aktaş devlet tarafından işletiliyor gibi bir görünüm var. Garip bir görünüm. Bu konuda biz pazartesi günü bir İstanbul'da basın açıklaması yapacağız. Ayrıca suç duyurusunda da bulunacağız. O da ilgiyle izlenmeli bence. Yine Çağış Kepez'deki usulsüzlükler, geçen yaptığımız söyleşide de Berke, evet, Barajı'ndan da bahsetmiştim. Evet, 401 evet. milyon dolardan bahsetmiştim. Bunlar hala aynı şekilde soru işaretleriyle duruyor. Hala üzerine gidilmedi. Yine gidileceğinde pek sorun yok. Bunlar da iceberg'in bir parçası. Tabii tabii, hep onları söylüyorum. Bunlar üzerine gidilirse ciddi olduğu anlaşılacak operasyonun. Yoksa bu operasyon gerçekten enerjideki sıkıntılar ya da usulsüzlükleri çözmek için değil, başka amaçlar için yapıldığını varsayacağız biz. Ben şahsen kendim öyle varsayıyorum. Yani o da görüşü olarak değil belki ama ben kendi şahsım olarak bu işin çok daha farklı yönleri olduğuna inanıyorum. Yani kesinlikle bir usulsüzlüğün üzerine gitmek gibi değil. Peki biz 1,5 sene veya 1,5 sene olmasa bile 1 sene önceki yukarıda odamda dosyada, arşiv dosyamda tarihi de, net bir tarihi de çıkarabilirim ama o programda konuştuk. Biz konuştuk da o zamanki yöneticilerimizin haberi yok muydu bu tür operasyonu biraz daha erken bir tarihe alıp da, yani biz konuştuk diye değil de bu operasyon sizin haberiniz varsa, bizim haberimiz varsa sanıyorum yetkililerin de haberi vardı. Yöneticilerin de haberi vardı. Onlar neden gerek duymadılar böyle bir operasyona da işte 1 sene, 1,5 sene sonra bu tür bir operasyon gündeme geldi. Bu tür işlemler yeni yapılmaya başlandı. Vallahi az önce dedim, en kötü karakter birlikte susmaktır diye. Gerçekten öyle bir suskunluk vardı. Dosyalar herhalde başka bir amaç için kenarda bekletildi ama bu dosyalar vardı. Eskiden beri bu sorunlar da vardı. Ne yazık ki işte toplumumuz da olayın üzerine gidemiyor. Toplumumuzda da bir örgütlenme, bir bilinç olmadığı için olayın üzerine gidemiyor. Bir yerde de işte suskun bir toplum var. Dolayısıyla bu dosyalar açılamıyor. Ancak ne zaman yine benim kendi kanaatim, bir olayın üzerine gitmek gerekirse bu dosyalar o olayı kullanmak amacıyla gündeme getiriliyor gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum şahsen kendim. Evet. Peki bunun ucu belki Avrupa Birliği'ne, belki bugün Ermeni tasarısına kadar gidebilecek şekilde. Benim kendi şahsi yorumlarım öyle. Birbirine bağlı diyorsun. Birbirlerine bağlı.
diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Ulusaler, biraz evvelki konuşmanızda bakan bürokrat ilişkisinden bahsettiniz. Bakan bürokrat ilişkisi tabii ki her alanda olduğu gibi enerji alanında da söz konusu. Bu herkes tarafından zaten malum, bilinen bir şey. Ama bakanın mı bürokratı, bürokratın mı bakanı etkilediği konusu sanıyorum biraz tartışılır. Bir bürokratın bakan tarafından etkilenmesi veya bakanın bürokrat tarafından etkilenmesi ne kadar doğru sizce? Bir kere eğer bürokrat bakanı olumsuz, her iki şekilde de olumsuz yönde etkiliyorsa bu iş doğru değil. Ama her yönetimde yönetim alt kademeleriyle yönetimin üst kademeleri arasında daima sağlıklı bir ilişkili vardır. Bunlar hep birbirlerinin olumlu yönde şey yaparlar, ilişkilendirirler ve etkilerler. Bu olması gereken bir şey zaten. Ama burada çok daha farklı şeyler var. Ben şimdi Türkiye'de yaşananları biraz daha geriye giderek dillendirmeye çalışırsam, sanırım öyle hemen hemen 12 Eylül'den sonra bu postmodern olmayan darbeden sonra diyelim özel hükümetlere girince özelleştirmenin önü açıldı Türkiye'de. Bu özelleştirmeyle birlikte şöyle bir mantık ortaya kondu. Kamu sektörü, kamu işletmeleri verimsizdir, özel işletmeler verimlidir. Böyle bir şey yok. Sonuçta özel sektörün içinde de kamunun içinde de çok verimli olan işletmeler var. Gerçekten verimli olan işletmeler var. Ama işletmeler neden sorun yaratıyor? Neden işlemez hale getiriyor? Bunun bazı nedenleri var. Örneğin bir tanesi işletmeler borçlandırılır. Siyasiler tarafından borçlandırılır ya da iktidar tarafından borçlandırılır. İşte bugün bankalarda görüyoruz görev zararları vesaire diyor. Bir ikincisi siyasi baskılar vardır. Bu siyasi baskılar yüzünden işletmeler işlevsiz hale getirilir. Örneğin biz Beyaz Enerji Operasyonu'na da yansıdı, gazetelere de yansıdı. Oradan okuduk, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama basından elde ettiğimiz bilgilere göre işte şu ihaleyi şuna verin. İşte ben şunu, oraya gelmek istiyorum ben aslında. Ben o noktaya getirmek istiyorum. Şu ihaleyi şuna verin. Şunu, şu hakkı tanıyın. Ya da şu kişiyi şuraya atayın gibi tepkiler ya da bu gibi şeyler, söylemler yanlıştır. Ama bunlar yapılıyor. Yapıldı. Ve belki buradaki operasyonda da dile getirilenler doğrudur. Basından gördüğümüz kadar doğrudur ve elbette sonuçta gelinen noktada gayri ahlakidir diyelim peki, en azından. Peki denetim söz konusu olduğu zaman ne yapacak bu devlet veya bu enerji bakanı, bu bürokratlar? Denetim mekanizması hiç mi çalışmıyor Türkiye'de? Veya enerji alanında denetimi yapacak olan kuruluş kim, kurum kim, şahıs kim? Yapmıyor mu şimdi denetim? Böyle bir denetim söz konusu değil. Böyle bir denetim de yok. Biz en son yaptığımız geçen haftaki yine odada basın açıklaması, bu Beyaz Enerji Operasyonu üzerine de bir basın açıklaması yaptık. Burada da Enerji Yapı Yol Sen'le birlikte yaptık. Enerji Yapı Yol Sen Başkanı arkadaşımız da Sayın Cengiz Faydalı. Cengiz Faydalı da özellikle Cumhurbaşkanı'nın da yetkisi olduğunu denetim konusunda bu yetkisindeki denetimi kullanmasını rica etti, istedi. İstekte bulundu. Ne derece hayata geçer geçmez bilmiyoruz. Bir takım denetim mekanizmaları var kağıt üstünde ama işlemiyor. Anladım. Bu dağıtım şirketlerin özelleştirmesinde ve diğerlerinde de bazı denetimler gündeme gelebilecek konumda. Örneğin kayıp kaçakların izlenmesi gündemde ama bunlar bugüne kadar hiç yapılmadı. Denetim mekanizması harekete geçmedi açıkçası. Kağıt üstünde var ama harekete geçmiyor. Sayın Ulusaler, aslında şöyle bir soru hazırlamıştım size. Yani bugüne nasıl gelindi diyecektim. Bu soruyu soracaktım size ama sanıyorum yavaş yavaş hepsinin cevabını verdik. Ama unuttuğumuz bir şey var mı? Eksik kalan bir nokta var mı? Bugüne nasıl gelindi sorusuna cevap verebileceğiniz. Tabii. Şimdi şöyle dersek, içinde bulunduğumuz yüzyıl değil ama 20. yüzyılda, şu anda ne getirecek bilmiyoruz önümüzdeki günler ama 20. yüzyıl içinde dünya ve ülkemiz bir sürü kriz yaşadı. Evet. Ve bu krizlerden de olumsuz etkilendi. İnsanlar acı çekti. Ama bazı ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler bu her krizden ders almasını bildiler. Dolayısıyla önümüzdeki yaşanacak krizlerin önünü kesmeye çalıştılar. Bunda başarılı oldular. Halk arasında bir söz vardır Anadolu'da. İşte bir nusibet bin nasihattan iyidir, yeğdir derler. 73 yıllarında biliyorsunuz bir petrol krizi yaşandı. Bu petrol krizinden dünya pek çok dersler çıkarttı. Ama biz bugün krizden bahsediyoruz. Yeni yetkili ağızlardan 2002 yılına kadar bir kriz yaşanabileceğinden, ancak ondan sonra düze çıkılabileceğinden bahsediliyor. Demek ki biz hiç ders almamışız. Enerji konusundan bahsediyorsunuz. Enerji konusundan. Sadece enerjideki. Şimdi konumuz bu olduğuna göre sadece onu. Tamam, gerçi anladım. Başka konularda da ders alınmadığı gündeme gelebilir de.
Ben sadece bunu enerji konusunu konuştuğumuza göre onu söylüyorum. Yani burada bir ders çıkartmamışız. Dünya ne dersler çıkartmış bundan? Örneğin pek çok ülke öncelikten yeni alternatif enerji kaynaklarına yönelmişler. İşte güneşti, rüzgardı, biyomastı, jeotermal gibi kaynaklara yönelmişler. Özellikle güneşte ve rüzgarda büyük ilerlemeler var. Biz bunu çok küçümsüyoruz. Bizim belki bilim adamlarımız da bunu bazıları çok küçümsüyor. Ama gerçekten büyük ilerlemeler var. İşin garibi şöyle bir şey. O gün petrol krizini yaşayanlar, bugünün büyük petrol şirketleri bugün araştırma, geliştirmeye çok para ayırıyorlar ve inanın petrol konusunda falan bir araştırma yapmıyorlar. Güneş enerjisi konusunda araştırma yapıyorlar. Bugün bize petrol satanlar yarın güneş enerjisi teknolojilerini ve diğerlerini satacaklar. Çünkü biliyorlar petrolün de bir noktada 40 yıllık, 50 yıllık bir ömrü kalmış. Dolayısıyla orada en büyük paraları oraya ayırıyorlar. Dünya bu şekilde oraya kaymış. Daha sonra verimliliği çok iyi kullanmaya başlamış. Verimlilik, tasarruf ve etkin kullanımı dile getirmiş. Ve onun üzerine büyük çalışmalar var. Büyük çalışmalar gündeme geliyor. Yoğunluk önemli. Enerjide yoğunluk önemli. Bunun üzerine çalışıyorlar. Örneğin Almanya 1985-1992 yılları arasında bir bölümde gayri safi milli hasılası %45 artarken enerji tüketimini %4,5 azaltabilmiş. Yani hem hasılasını arttırıyor hem daha fazla üretiyor ama kullandığı enerjiyi de düşürebiliyor. Bunu başarmış. Japonya aynı şekilde %52 gayri safi milli hasıla artarken %7 oranında enerji tüketimini düşürebilmiş. Kanada aynı şekilde. Romanya bu konuda 93'te bir araştırma başlattı Arche diye. Bu konuda büyük ilerlemeler yaptı. Yani herkes bir adım attı, bir yerlere gidiyor, biz yerimizde sayıyoruz. Bunun dışında dünya yine çıkardığı bir başka ders, enerjinin verimli kullanılmasının yanı sıra ulusal kaynaklardan elde edilmesi gerektiğini düşünmeye başladılar. Yani petrol bağımlılığı vesaire gibi bağımlılığı, bizim şimdi içinde çok yaşadığımız doğalgaz bağımlılığı gibi bağımlı enerji kaynaklarından uzaklaşmaya başladılar. Bunlardan bir örnek Danimarka çok iyi bir örnektir. Danimarka enerji kaynakları kısıtlı bir ülke. Ne yaptı? Düşündü. Ha rüzgar dedi benim için oldukça verimli bir şey olabilir. Burada benim bir kaynağım, doğal kaynağım bu benim diye düşündü ve bu konuda araştırmalara başladı. Şu anda Danimarka %15'lere yakın üretimin %15'ini rüzgardan sağlıyor ve bunu giderek üst boyutlara taşımaya çalışıyor. Ve ayrıca bugün dünyada rüzgar türbünü satışlarında en büyük pazar payına sahip olan ülkelerden biri Danimarka. 15-20 bin insanı da bu konuda istihdam etmiş. Benim bildiğim kadarıyla da işte sizlerden stüdyomuza gelip de benim konuğum olan enerji alanında konuk olarak ağırladığım misafirlerimizden öğrendiğimde Türkiye rüzgar ve güneş enerjisi bakımından yani üretimi bakımından çok zengin bir ülke aslında. Yeter ki iyi kullanabilsek. Evet. Değil mi? Çok biz zengin. De bu güneşi ve rüzgarı kullanabiliriz aslında. Enerji üretimi yapabiliriz. Değil çok mi? Zengin tabii. Çok zengin ama ne yazık ki işte bazı şeyler bir noktada tıkanıyor. Dünya Bankası'ndan krediler alındı. Enerji İşleri Etüt İdaresi ve TÜBİTAK büyük çalışmalar yaptı. Oralarda daire başkanlıkları var bu konuda. Gerekli hazırlıklar tamamlandı, dosyalar tamamlandı, her şey meclise sunuldu. Fakat iki yıldan fazladır yasa için bu şeyler bekliyor. Yasa çıkması açısından o dosyalar bekliyor. Bu konuda muhakkak o yasalar çıkması lazım. O yasaların çıkması için bürokratlar da hakikaten zorluyorlar, iyi niyetle zorluyorlar ama ne yazık ki siyasiler onları şöyle ellerinle terse itmiş, bir kenara koymuş. Asıl dünyada yapılan çalışmaların Türkiye'de yapılan altyapısı dosyaları mecliste bekletiyorlar. Onun yerine bugün Türkiye'yi açmaza götürecek, ekonomiyi tamamen durdurma noktasına getirecek bir elektrik piyasası yasası tasarısı üzerinde çalışıyorlar. Bugünlerde onun üzerine gidiyorlar ve sanırım önümüzdeki hafta mecliste çıkartmaya çalışacaklar, belki de evet, çıkartacaklar. Bu tasarı şu anda sanıyorum meclis gündeminde. Bu tasarı hakkında da biraz bilgi alalım sizden. Elektrik piyasası yasa tasarısında bu tasarıda ne deniliyor? Şimdi bu tasarı özelleştirmeyi biraz daha açarak, biraz daha yayarak kamunun elindeki bütün yapılanmaları tasfiye etmeye gidiyor. Bu tarafa doğru giden bir çalışma şeklinde. Daha önceden biliyorsunuz sadece bir tek Türkiye Elektrik Kurumu vardı. Ondan sonra 80'li yıllardan itibaren bu bölünmeye başladı özelleştirme kapsamında. TEAŞ ve TEDAŞ diye ikiye bölündü. Bu yasayla birlikte TEDAŞ'ın yanı sıra TEAŞ tekrar üçe bölünecek. İletim, üretim ve ticaret şeklinde bir üç parçaya daha bölünecek. Bunun altında da pek çok daha büyük bölünmeler var. Üretici şirketler var, satıcı, toptan satış yapan şirketler var.
Parakende satış yapan şirketler var. Serbest tüketiciler, serbest olmayan tüketiciler gibi bir yığın yapılanma alt alta gelecek. Bunlar tabii muhakkak bir kaos yaratacak. Biz geçmişte yaşananları da bildiğimiz için geleceği, geçmişte yaşananları refere alarak baktığımız zaman geleceği görebiliyoruz bir noktada. Büyük kaoslar yaşanacak. Biz öyle görüyoruz en azından. Çünkü yasa tasarısı da bunu gösteriyor bize. O perspektiften bakarsak. Ben az önce ikinci şeyi değindim. Bu kamuda işletmelerinin verimsiz çalışmasının nedenlerini iki neden belirttim. Birisi işte borçlandırma, birisi siyasal baskılar derken. Üçüncü de işte bu bölünmeler. Ne zaman ki bir işletme, uzmanlaşmış bir işletme, içinde kadrolarıyla, deneyimiyle, altyapısıyla, zaman içinde uzmanlaşmış bir yapı, ya siz bölüyorsunuz. Önce ikiye bölüyorsunuz, sonra üçe bölüyorsunuz, sonra dörde bölüyorsunuz. Bunlar bölündükçe işte bu operasyon malzemeleri ortaya çıkıyor. Yolsuzluk malzemeleri ortaya çıkıyor. Uzmanların çalışmaları verimli olamıyor. Çünkü bölünmüşlük var, bütünlük sağlanamıyor. Ülkemizde denetleme mekanizması zaten pek iyi çalışmıyor. Bölündükçe denetleme olasılığı da pek kalmıyor. Tabii, İyice tabii. Zorlaşıyor. Tabii. Yine bu tasarıyla şey getirilmek istiyorum. Rekabet ortamını açacağız ve ucuz enerji sürekli ve ucuz enerji getirileceği söyleniyor bu tasarı içinde. Şimdi ucuz enerji sağlanır mı sağlanmaz mı? Bu çok açık. Şöyle bir bakarsak biz sağlanamayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bunun örnekleri de var. Örneğin bugün Kaliforniya'da yaşananlar takip edilebiliyorsa herkes Kaliforniyalılar, o eyaletin içindeki bütün herkes karanlık içinde ve şimdi jeneratörlere koşuyorlar. Herkes jeneratör teminine vesaireye koşuyor. Oradaki buna benzer bir özelleştirmenin sonuçları karanlık olduğu görüldü. Ama o görünene rağmen biz hala burada aynı şeyleri tekrar gündeme getirmeye, bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bunlar elbette ki yanlış. Rekabet ne? Ucuzluğa söylüyorum. Ucuz enerji getirebilecek mi? Şimdi bugün biz enerjiyi TEDAŞ'a veriyor. TEDAŞ da getirip bize satıyor. Kapımıza getirip satıyor. Yani arada bir el oluyor. Bunu herkes bilir. Çok ticaretin çok basit bir mantığı. Araya ne kadar çok el girerse fiyat o kadar artar. Şimdi üreticiden alınan bir enerjiyi bugün Türkiye ortalamalarında TEAŞ'ın ürettiği 3.9 sentir enerjinin maliyeti kilovat saat başına. Özel sektörde üretilen özellikle doğal gazlar şimdi şu anda çok yoğun. Doğal gaz santrallarından çıkan kilovat saat başına ücret 7-8 sent civarında. Şimdi 7-8 sent civarında maliyeti olduğu gibi toptan satış şirketine sattığını düşünelim üreticilerin. Toptan satış şirketi bunu dağıtım şirketlerine satarken elbette ki bir kar koyacak üzerine. Bu çıkacak 10 sentlere. Başka hiçbir şey yapmasa, yani maliyet için kendi işletme giderleri var, diğer giderleri var, iletişim hatlarını kullanırken oraya bir para ayıracak, oraya bir kullanma payı verecek, sürşarjlar için para verecek. Bunları hiç düşünmesek, sadece aldım sattım kar koyuyorum bile dese 10 sentin üzerine çıkacak enerji. Dağıtım şirketi bunu parakende satış şirketine verecek. O da üzerine biraz koyacak. Bu çıkacak 13-14 senti. Şimdi bunun üzerine halka nasıl yansıyacak? Bunun üzerine bir de işte son zamanlarda haksız şekilde koydukları sabit ücretler ve KDV gibi şeylerde geldiğinde, eklemelerde geldiğinde öyle bir hesap yaparsak ortalama mesela hükümetin kendi verdiği 150 kilovat saat bir ailenin kullanabileceği, bunun üzerinde kullanırsan zam görürsün evet. dediği bir rakam var 150 kilovat saat. 150 kilovat saat kullansa bile bir aile sonuçta 20 milyona yakın bir aylık şey gelecek, elektrik faturası gelecek bu noktada. En iyimser şekliyle bu. Bugün 102 milyon lira asgari ücret alan bir adam için 20 milyon lira neredeyse bunun %20'sidir maaşının. Bu o insanlara enerjiyi kullanma, elektriği kullanma, karanlıkta otur, televizyon izleme, iletişimden, dünyadan kop. İlk çağlara dön. Süpürme, yıkanma, ilk çağlara dön demektir yani başka bir şey değil. Burada çok açık gözüküyor ki kesinlikle bir ucuzlama getirmeyecek bu tasarı. Ancak şöyle olabilir. Büyük sanayici direkt ilk elden alabilir. Ya da kendi bugün olduğu gibi otoprodüktör tesislerini kurabilir. Kendi enerjisini kendi üretir. Ona ucuz gelebilir. Ama halka kesinlikle küçük ve orta ölçekli sanayicilere de pahalı gelecek ve ekonomiyi durdurma noktasına getirebilecek. Olumsuz bir şekilde etkileyecek ekonomiyi. Bizim görüşümüz öyle. Bir diğer noktası rekabet ortamının avantajından yararlanacağı söyleniyor. Biz buna da inanmıyoruz. Çünkü inandırıcı değil. Elektrik enerjisi yapısı gereği doğal bir tekeldir. Parçalanamaz. Bir örnek verirsek, örneğin ben televizyon şimdi burada sizi izlerken evimde kablolu yayını tercih edebilirim.
komşum işte uydu anteni tercih edebilir. Uydu anten, uydu yayından alabilir. Bir diğer komşum da çatıya bir çatı anteni koyar, ondan alır yayınları. Ama o televizyonu izlemek için bize lazım olan elektrik enerjisini biz tercih yapamayız. Ben A şirketinden, komşum da B şirketinden bu elektriği alayım diyemez. Dolayısıyla bir tercih olmayınca ortada rekabet de olamaz. Yani bu rekabet ortamı olacak, bunun avantajından herkes yararlanacak da çok gerçekçi bir şey değil. Bu yasa tasarının diğer bir olumsuz yanı da bu. Evet. Peki yönetmenimden de artık Mustafa yavaş yavaş toparlayalım gibi bir işaret geldi bana. Onun için çok çabuk toparlayalım. Çok çabuk geçti vakit ama saatlerimiz 9.27. Şu son soruya da bir kısa cevap istiyorum sizden. Kısaca ne yapılmalı? Bundan sonra ne yapılmalı? İşte ileride bu tür olaylarla karşılaşmamak için ne yapılmalı? Ne önerirsiniz insanlara? Şimdi özellikle bu özelleştirme çalışmalarından kesinlikle bir kere vazgeçilip geriye doğru dönüş sağlanmalı. İkincisi elektrik piyasası yasa tasarısı bugün önümüzde kalan muhakkak geri çekilmeli. Çünkü az önce anlattığım bir yığın olumsuz yanı var. Planlama çok önemli. Biliyorsunuz DPT ile bakanlık devamlı bir sürtüşme içindeydi. Bazı büyüklerimiz ya da yönetenlerimiz diyelim bize plan değil pilav lazım diye de işin esprisini yaparlardı ama pilav gerçekten kısa süreli karın doyurabilir ama uzun süreli bir yararı olmuyor bize. Yani bir kaşık pilavın bir yıla faydası yok, beş yıla faydası yok. Planlama yapmak gerekiyor. O yüzden planlamanın önünü açmak lazım. Planlamayla devlet DPT ile yürütmenin çok iyi anlaşması, çok uyumlu çalışması lazım. Onun dışında ulusal kaynakları önermemiz lazım. Hidroelektrik santrallerin %30'unu kullanıyoruz. Bunu yükseltmemiz lazım. Diğerlerini termik santralları verimli çalıştırmamız lazım. Şu anda kapasitelerinin kapasite kullanım oranları dünyaya göre %15 daha düşük. Bunları sağlamamız lazım. Elbette bir takım usulsüzlüklerin önüne geçmeye çalışmak lazım. Bunların önünü tıkamaya çalışmak lazım. Hazine garantilerini ortadan kaldırmak lazım. Geçen yıl doğal gaz sıkıntıları oldu. Hazine garantisi verilmiş bunlara, veriliyor. Hem doğalgaz garantisi veriliyor hem de elektriği satın alma garantisi veriliyor. Doğalgaz sıkıntılı olunca tazminat ödemek konumunda devlet bu şirketlere. Dolayısıyla kendi doğalgaz santrallerini kapatıp tazminat ödememek için doğalgazı diğer özel sektöre verdi. Burada da büyük kayıplar oldu. Nereden? Hazineden kayıplar oldu. Bunların önüne geçilmesi lazım. Ayrıca doğalgaz bağımsızlık konusunda önemli bir şey. Fazla yüklenmemek lazım buraya. Daha çok ulusal kaynaklara, az önce dediğim gibi işte hidroelektrik santrallar, rüzgara vesaire yüklenmek gerekir. Tasarruf, verimlilik, etkin kullanım çok önemli. Dünyadaki örneklere bakarak ki bugün büyük şeyler, programlar hazırlandı. Bunlar dediğim gibi yasalar bekliyor. Bu yasaların bir an önce çıkması lazım. Tasarruf, verimlilik ve etkin kullanım konusunda. Bu yasaların bir an önce çıkması lazım. Eğer tasarruf sağlanırsa bizim bürokratlarımız hesaplamışlar. Yılda $3 milyar tasarruf sağlanıyor. Bu önemli. Akıllı sayaçlar gündeme gelmesi lazım. Puan değerlerinin çok yüksek olduğu saatlerde bu sayaçların büyük önemi var. Ama bunlar bizim yöneticilerimizin dediği gibi $50, $80 artı kar ile halka satılması değil. Bunun tam tersine bedelsiz verilmesi, sübvanse ederek verilmesi lazım ki bu bir sayaç yaklaşık $50 mal olur. Bu 5 milyon insana verseniz yapsa bizim kaçaklarımızın bugün kayıp ve kaçaklar çok üst boyutta bu kaçakların bedeline ancak denk gelir. Yani $56 milyon falan ancak denk gelir ki bu en azından bu sağlanır. Yani bu sübvansiyon aslında verimli kılınabilir. Bunun verimlilik için şart diyorsunuz. Tabii kaçağın önüne geçersin. Enerji verirsin sadece bağlarsın adamın şeyine evine. Kaçağın önüne geçersin. Oradan kaybettiğini sübvanse etmekle kazanırsın. Bunun dışında kayıpları da önlemeye çalışırsın. Evet Sayın Ulusaler artık vaktimiz doldu ama müsaade ederlerse bir soru daha şimdi siz konuşurken hatırıma geldi onun için sormak istiyorum. Buna çok kısa bir cevap vermenizi istiyorum. Çünkü vatandaşlarım sanıyorum vereceğiniz bu cevaptan vatandaşlarımız ne demek istediğimizi anlayacaktır. Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi bir enerji darboğazı bekliyor mu? Evet. Şimdi çok kısaca evet cevabı çok yeter. Çok kısaca evet diyeyim. Eğer zaman varsa açayım ama yoksa daha sonraki programlarda bunu ayrıca konuşalım. Zamanımız hiç kalmadı ama vatandaşlarımız hazırlıklı olsunlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi bir enerji yani kısa vadede değilse bile bu yılın sonlarına doğru mümkün olabilir. Böyle bir enerji sıkıntısı söz konusu. Sayın Ulusaler çok teşekkür ediyoruz yapmış olduğunuz açıklamalardan ötürü. Hem de Türkiye'nin enerji problemlerini, enerji dertlerini bizlerle paylaştınız. Bunun için de teşekkür Biz ediyorum. Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı sağladığınız için bize. Sağ olun efendim.
Evet değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Kemal Ulusaler'di. Bizleri aydınlattığı için kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bugün de programımız burada sona eriyor. Aynı dileklerle açtık, aynı dileklerle kapatmak istiyorum programı sevgili izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına gününüzün mutlu, sağlıklı, neşeli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bir de hatırlatma yapalım. Güne bakan yarın sabah saat 9'da. Yarın sabah 9'da buluşuncaya dek esenlikler dilerim. Hoşçakalın. Ankara'nın avantajlı bölgesi Eryaman 3. bölgede lüks bir daire sizin olacak. 140 metrekarelik 3 oda bir...